Şaka'yı 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Bu hafta atılan tek penaltıyı da Muhammed Reis kullandı ve her zaman olduğu gibi golle sonuçlandırdı. Galibiyeti getirdi. Biraz tehlikeli bir vuruş o. Her zamanki gibi değil. Korktu. Agayev gerçekten çok başarılı bir kaleci. Korktu. Yani o kalecilere o gol atmak kolaydı. Çünkü bir de yüksek fiziği var. Bayağı geniş. Ben mesela Zalap'la penaltı atarken en zorlandığım kaleciydi. Değil mi? Bir dev gibi görünüyor. Hem enine hem boyuna. İnanamaz. Dev gibi görünüyor. Karşıyakının müdafaa hattına iyi odaklanıp halletmesi gerekiyor dediğimiz hat hala SOS veriyor. Zaafları var. Birebir pozisyonda kesinlikle çok yakalanıyorlar. Rakip işte Zenke gibi süratli oyuncun olduğunda birebir pozisyonda yakalanmayacaksın. En azından öyle bir ayarlaman lazım ki oraya hiç olmasa ikiye bir pozisyonu yaratman gerekiyor. Ama sırf Zenke ile odaklı değil. Gelen anlamda yani az adamla yakalandığında bu tarz ayaklar sana sıkıntı yaratıyorlar. Ve o sıkıntıları yaşıyor. İç saha maçlarında da yaşıyorlar. Dış saha maçlarında yaşıyorlar. Bir şablon oluşturmaları gerekiyor. Müdafaa, takım müdafaası anlamında. Oluşturmadıkları takdirde de şu anda 16. sırada. Buradan da kurtulmaları zor gibi geliyor bana. Ama Karabük'e de bir çift laf et. Yani tebrik etmek lazım. Şimdi Karabük'e sen Karşıyaka'yı aldın İzmir'de. Ben hala zaman konusunda bir hatırlatma bulmak istiyorum. Şey çok güzel bir galibiyet. Zorlandılar ama galip gelmesine geçen haftaki galibiyeti Perçin'de. Adana Demirspor'u 3-1 yendi geçen hafta deplasmanda. Bu galibiyetle ama Karabük Spor'un Tanju Hocam kadrosunun her zaman iyi olduğunu burada defalarca ama bu maçla ilgili söylemezsek niye maçta yorum yapmadınız diye maçta seni kurtarmak için adına yaptım. Çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bu maçta zaten kazanma arzusu içinde olan bir Karabük Spor vardı. İlla ki ben bu maçı 3 puanla bitireceğim arzusu. Bunu sahaya iyi yansıttılar. Hem mücadele anlamında hem de üretkenlik anlamında. Ama tabii ki üretirken de rakibin de size bazı yerlerde izin vermesi sonucu doğuruyor. Ama kendilerini de tebrik etmek lazım. Frikik gol de Balıçalı gole benziyor. Çağlar'a bir vurgu yapmak lazım ama. Baliç'in attığı gole de benziyor. Zaman zaman Baliç'in golleri vardı böyle Baliç'in. Ama buna kaleci ve baraj hatası diyebiliriz. Ekleyeceğiz. Evet. Ve hemen hızlıca geçiyoruz.